Ya uzun süredir belki yaklaşık bir yıldır beklenen ne zaman olacağı hep hep tahmin edilen işte olacak olmayacak denilen bir gece ansızın gelebiliriz denilen o harekat başladı. Önce tabi artık bu askeri bir şey önce uçaklar vurdu sonra obüs takları vuruyor belli hedefler vuruluyor o bölgeler temizleniyor sonra kara birlikleri gelecek işte diyorlar ki gece girer. Çünkü gece görüş üstünlüğü var Türkiye'nin. İşte termal kamera üstünlüğü var. İşte ondan faydalanır. Burası, burası işin askeri kısmı. Pek bildiğimiz bir alan değil. Ama şu var, bu işe girildi. Bu işten geri dönüşü yok. Bir kere. Bakın bu daha öncekilere benzemiyor. Yani daha önce ne yaptık? İşte Zeytin Dala hareketi yaptık. Harekatı yaptık. Ee, Fırat'ın da olsun, şey, e, Fırat Harekatı yaptık. Yani bir takım hareketler yaptık. Elbap'a girdik, Afrin'e girdik falan. Şimdi bunlar biraz sınırlıydı. Bunlar da mücadele ettiğimiz yerler IŞİD'deydi. IŞİD'i temizledikti. Bakın orada 3 bin, orada 5 bin falan. Bir, genel bir mutabakat vardı dünyada. Yani IŞİD konusunda ABD, Rusya, hepsi sıkıntılı. Avrupa, Avrupa ülkeleri. Yani biz bu Fırat Kalkanı harekatıyla da ...Zeytin Dalı harekatıyla da pek fazla sıkıntı görmedik. Gayet rahat gitti. Hava sahaları açıldı, uçaklarımız girdi. Daha bir ara kapattılar, o başka bir şey. Şimdi burada daha geniş kapsamlı, daha büyük... ...daha kalıcı, daha bir harekata gidiyoruz. Biraz bu öbürkülere ve biraz bu savaş gibi oluyor. Bakın ilk etapta 120 kilometrelik bir alana hakim olacağız. Öyle deniyor. Sınır 5 kilometre. Sonra oraya oturduktan sonra... Biraz daha aşağı sarkılacak. Sonra genişleyecek. 480 kilometreye kadar çıkacak. Plan bu. Türkiye'nin istediği hep söylüyoruz bu. Buraya yerleşecek. Peki bunun karşılığı ne? Amerika niye buna evet dediğini? İşte bugün yine görmüşsünüz Trump tweetler attı. Dedi ki işte bir tweetinde Türkiye Avrupa'nın yani ...Avrupa'ya dönmesine izin vermediği kendi işitçileri var yani ya ...Hollandalı var, Fransız var, Alman var, var oğlu var. Onlara Türkiye artık sahip çıkacak dedi. Ben yeter bitti, bunları Türkiye'ye veriyorum dedi. Şimdi bu harekata evet demesin, askerlerini çekme... ...çektiği asker de 50 tane, 2 tane gözleme kurusunu boşalttı... ...işte 5-6 kilometre ince. Sonra bir ara deniyor ki işte arada bir Amerikalılar... ...bir tampon bölge oluşturacak sonra... Tayyip Erdoğan e, Amerika'ya gidince Washington'da Trump'la görüşecek. Yani Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı oturacak. O, o ara işte o 5 kilometre Türkiye'ye bir oturacak, yerleşecek. Sonra bir takım bir takım görüşmeler olacak. Şimdi işin enteresan tarafı Trump iki de bir de bu işit diyor. İşitleri vereceğiz Türkiye'ye. Ya şimdi bizim kapsama alanımız değil. Türkiye'nin istediği alanda öyle bir işit milkanı falan yok. Onlar daha aşağıda yani sınırdan 70 kilometre. Kamplar da orada. Ama diyor ki eşitleri siz alacaksınız. Şimdi iki tane şey var insan. Hani ne yapıldı? Hani bir telefon görüşmesi yapıldı en son. Biz işitlere söz verdik. Evet daha önce bakın önümde notlar var. 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına Cumhurbaşkanı demiş ki bundan önce eşitleri temizlediğimiz gibi bundan sonra da temizleriz. Amerika yeter ki lojistik destek versin çekilsin diyor. Mesela 24 Aralık'ta da 2018 bundan işte neredeyse 8-9 ay 10 ay önce Erdoğan bana işitin kalıntılarını temizleyeceğinin sözünü verdi. Biz o yüzden çekileceğiz diyor. Aralık ayında 2018. Şimdi 2019'un Ekim'indeyiz. Yani bakın geçen süre içerisinde biraz bunlar bize evet dediler, oyaladılar, şunu yaptılar, bu yaptılar. PYD'ye daha fazla silah verdiler, daha fazla ağır şey makineli silahlar verdiler. Ama onları da galiba ikna ettiler. Belki onlar başta o zaman olsaydı direnirlerdi. Şimdi çekilmeye galiba ikna ettiler. İnşallah da öyledir. Şimdi bu işit meselesi bir kenara. Türkiye hakikaten oraya kadar inecek mi? Yoksa oradaki işitlere Türkiye'nin hani 30 kilometre içerisinde biz Türkiye'de hapishane kuracağız. Alın kardeşim bunların bakacağız. Şimdi işit dediğiniz zaman da iki tane var. Bir Suriyeliler var. Yani Suriyeli vatan oranın şeyi e, İslamcısı, o radikal diyeyim pardon, radikal İslamcısı eşit mültenle katılmış. İşte İslam Devleti kuracağız falan diye girmiş bu işe. Onlar oranın vatandaşı. Bunların sayı, bunlar bazıları dışarıda işte on bin falan deniyor. Şimdi bir de iki bin dolayında, bin beş yüz, iki bin dolayında yabancı eşitçi var. Onlar da Avrupa'dan, Rusya'dan kalkmış gelmişler. Bu buraya katıl, biz de bu devlete katılıyoruz diye. Savaşmışlar, yakalanmışlar, hapse atılmışlar. Şimdi hapiste duruyorlar. Şimdi bunların birinci sorun Avrupalı veya Rusya veya Batılı diyelim. işçiler nasıl, ne yapılacak? Orada duruyorlar. Bunları işte yargılayacağız, ne yapacağız? Yani ne kadar tutacağız, ne kadar yaşayacağız? Ömür boyu mu? Avrupa'ya yollayacağız mı? Birinci sorun. Öbür türlü yani oralı işitçileri hani kripto işitçiler de var hani eski işitçi olmuş çıkarmış yeleğine hop, atmış silahını falan duruyor şimdi ölü hücre deniyor onlar. Onlarla ne yapacağız? Bunların aileleri var çocukları var onlarla ne yapacağız şimdi? Ama bunlar bizden uzakta. Trump iki de bir de evet bunlar sizin sorunuzu artık diyor ama bir ülkenin hakikaten çizdiği sınırlar istediği o güvenli bölgenin dışında bunlar. Türkiye oraya kadar gidecek mi, içeri mi gidecek mi bir sorun. İkinci bir sorun ve çok önemli bence bir tehlike. Üzerinde pek altı çizilmedi ama ben çok önemsedim. Şimdi bir Dışişleri Bakanlığı yetkisi, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ismini vermemiş. Kendi yayın organlarına bir açıklama yapmış. Bakın diyor ki, aynen okuyorum. Şam'a karşı savaşmış kişilerin de Türkiye'ye karşı müdahale etmesi durumunda Onları kucaklamaya hazırız. Bu ne demek? Bakın. YPG ile Şam bayağı ciddi kapıştı. Bayağı ciddi çatışmalar oldu. Yani YPG o bölgeyi alırken sadece eşitlileri kovalamadı. Uzun süre Şam ordusuyla da mücadele etti. Şam ordusuna da izin. Ne diyor Düşler etkilisi? Şam'a karşı savaşmış olsa bile yani eğer Türkiye'ye karşı çıkarlarsa biz onları kucaklıyoruz. Yani birlikteyiz. Ne demek bu? Ya düşmanımın düşmanı dostumdur. Var ya bizde o söz. İşte bunu söylüyor. Yani bak diyor ben YPG'li anlaşırım. Başına iş açarım diye Türkiye'ye bir mesajda yol. Anlaşırlar mı? Vallahi bu Orta Doğu'da her şey olabilir. Hiç. Ya bugünden yani bakarsınız YPG hani Şam YPG kol kola olmuş olabilir. Zaten biliyorsunuz bir ara e, işti destekleyen da bir süre destekledi işte bu YPG'ye karşı Türkiye'ye karşı şimdi Fırat'ın batısında da HTŞ diye bir örgüt var İblit'te İblit'e hakim olan bir örgüt Şam ordusu onu temizlemeye çalışıyor ama o, o, da bir süre destek alanlardan şimdi o kadar karışık ki kim, kimin elinde kim, kimin cebinde pek belli olmayan bir durum bakın iki tane Türkiye'nin önemli bir IŞİD var iki YPG'nin yani YPG şimdi direnir mi diye bir soru var. Bana pek gelmiyor yani direnir mi, tuzaklar kurar mı, Türk askerini zorlar mı? Türkiye çok kayıplar ver. Yani i̇nşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah olmaz. İşte tuzaklar kurar mı? Bunlar tabii hep soru işaretleri. Yani iş kolay değil yani şimdi Fırat Kalkanı'nda bile, işte Zeytin Dalı'nda bile Türkiye şehitler verdi. İnşallah burada olmaz ama yani zor bir harekat. Alanı belli. E karşı tarafında nasıl bir tepki koyacağı orası da belli. Şimdi aldık arada Amerikalılar duracak mı? Yoksa peki biz iteledik güvenli bölge bitti bizim askerimiz orada. E karşımızda hemen gene YPG'liler mi olacak? YPG'ler aşağı doğru inip işte anda pazarlık ediyorlar e, oradaki petrol için. O da belli değil. Şimdi buradaki durum peki Avrupa ne yapacak? Bakın Avrupa'da ...böyle biraz sessiz duruyor Türkiye'nin hakkı falan diyor ama... ...Fransa Devlet Başkanı Macron... ...bu SDG yani YPG'nin... ...YPG'nin Fransa temsilcisiyle liderlerinden birisini kabul etti... ...ve Türkiye'nin yaptığı bu harekattan endişeliyiz dedi. Şimdi Avrupa'da biraz böyle bir şey daha... ...ama kendi şeylerini, kendi işit militanlarını da almayı kabul etmiyor. Şimdi durum çok karışık. Şöyle diyelim... ...bence adım adım belli olacak. Şimdi iki tarafta herkes kortunu oynadı. Türkiye bir hamle yaptı. Uçaklar bombaladı. Topçu ateşleri var. Alan boşaltıldı. Kara birlikleri gidecek. Belki komandolar hani bordo belirler girdi. Girdiği de söyleniyor. Girdi. Harekat bitti. Sonra ne olacak? Sonra tekrar hep masaya oturulacak. Ve sorun adım adım ilerleyecek, çözülecek. Bu akşamlık bu kadar. İrfan söz tekrar sende.